Halsizlik ve yorgunluk, bitkinlik bunların belirtileri nelerdir? Neler iyi gelir, bitkisel çözüm yolları nelerdir? Evet, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik. Bu gördüğünüz çok çok meşhur nedir? Panax. Şimdi Panax Ginseng. Bununla ilgili birçok dedikodu var piyasada. Dünyada en çok konuşulan, en çok Türkiye'de konuşulur hale geldi. Bazıları maalesef bunu yanlış anlattılar halka, insanlara. Kore'de, Çin'de, Hindistan'da, efendim, Güneydoğu Asya'da, Japonya'da binlerce yıldır bilinen, kullanılan ginseng ne için kullanılır? Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Bu kadar. Kişiyi zihinsel ve ruhsal, yani ben bedensel ve ruhsal ne yapar? Dinç, dinamik tutar. Kişi uyanık olur, zinde olur. On binlerce insan üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Fakat kalp damarı için iyi gelir, kalp damarı için iyi gelir diye bazıları şov yapıyor. Kalp damarıyla ilgili değil. Bunu da bilelim. Çünkü bununla ilgili benim yazmış olduğum kitapta çok ayrıntılı bilgi var. Bu konuda en ayrıntılı bilgiyi yazan, bilgi veren benim. Ama bazıları çıkıyor diyor ki ben araştırma yaptım da efendim ginseng işte kalp damarı. Nerede araştırma yaptın? Hangi üniversitede? Belge bilgi var mı? Yalan atıyor. Atmayalım, doğruyu konuşalım. Türkiye'de konusunda uzman olmayan insanlar maalesef ne yapıyor? Çok 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 konuşuyor ama halkı yanıltıyor. Mesela bir firma ginsengi öğütüp hap yapıyor. Öğütülerek hap damladıracı yapılmaz. Ekstresinden, ginsengin ekstresinden damladıracı yapılır. Otu öğütülmez. Bazıları da ne yapıyor? Panax diyor, kimyasal madde satıyor. İnsanları zehirliyor. Ha nereden biliyorsun diyeceksin. Tüketici hakları nokta biz. Siteye bir bakın. Şikayetyolları.com siteye bakın. Bazıları televizyonda bir reklam görüyor. Hemen o hemen gidip alıyor veya telefon ediyor. Şunu bana gönder. Ya bir araştır. Değil mi? Birçok insan, birçok siteye tüketici hakları ile ilgili siteler var. Mesela tüketici hakları nokta biz. Şikayetle ilgili siteler var. Şikayetyolları.com. Bu sitelere bir bakın. Bir sürü site var. Aha bu firmalarla ilgili bir şeyler yazılmış mı, yazılmamış mı? Bu ürün neden bahsediyor? Ondan sonra alın. Vatandaş diyor ki 2 yıl kullandım, bir faydasını görmedim. Araştır kardeşim. Araştırmadan alma. Bu insan sağlığı. Parana yazık, sağlığına yazık. Dün bir tanesi geldi diyor ki ben Panax kullandım, çok kötü oldum. Yani sormuyorsun, araştırmıyorsun, incelemiyorsun. Bir başkası kullanmış, aa iyi geliyor demiş. İyi gelir tabii. Önce şimdi kimyasal madde var, kan sulandırıcı. İlk zaman iyi gelmiş. Adam 2,5 ay sonra vefat etmiş, gitmiş aniden. Ondan sonra araştırmış. Doktorlarına da söyleyememişler ki suçlu duruma düşürüz, mahkemelik oluruz vesaire diye. Ayrı ayrı bir sürü hikaye var. Şimdi ginkgo nedir? Kalp damar için. Alıç, kalp için. Ginkgo beyin için. Bununla ilgili klinik araştırması var. Dese ki biri, efendim işte ginkgo kalp damar için, beyin için etkili dese diyecek bir laf yok. Evet, klinik araştırması var, belge var, bilgi var. On binlerce insan üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. 10.000 yıldır kullanılıyor. Yeni bir şey değil. Yani ben burada bir şey konuşuyorsam neye göre konuşuyorum? Belgeye göre. İşte burada ginkgo ile ilgili klinik araştırmalar dergide ayrıntılı olarak veriyor. Yani kendimizden bir şey anlatmıyoruz. Maalesef Türkiye'de televizyona çıkıyor Profesör Doktor. Yoğurt zararlı diyor. Buyur. Çok komik. Dünyada ilk Türkiye'de bir profesör yoğurt zararlı dedi. Bunu da duyduk elhamdülillah. Başka bir doktor profesör de Profesör Doktor ya her şeyi söylemeye yetkili. Maşallah. O da dedi ki ısırgan otu zararlı. Neye göre konuşuyor dedim ben. Neye göre? Hiçbir şey yok. 10 bin yıldır ısırgan otunu kullanıyor Isırganın insanlar. faydaları neler peki? Değinmişken yani ne gibi faydaları var? Üşütme, grip, nezle, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Kanı kirlenmişse insanın kanı temizler. Mesela ben bir gün bir dostumu ziyarete gittim. Almanya'da, Frankfurt'ta üniversite okuyor şu öğrenci. Adam iki pijama üst üste giymiş. Üstüne de 3 tane yorgan atmış. Hala titriyor böyle yatağın içinde 3 yorgan
İki pijama, çay içmiş, donuyorum diyor. Dedim ki ben seni şimdi bir çay yapacağım sana. 10 dakika sonra hiçbir şeyin kalmaz. Aylardan da işte Mayıs. Mayıs yeni başlangıç. Dedi ki ben bu gribi 3 ayda atlatamam. Perişan olurum. Okulumda imtihanlar şudur budur. Dedim ki hiç merak etme. Gittim eczaneden aldım. Buna bir çay. Orada bitkiler eczanede satılır. Buna bir çay yaptım işte. Dedim ki yarın cuma günü camide görüşürüz. Dedi ben 3 haftada gelemem hiçbir yere. Eve çıkamam. Dedim hiç merak etme yarın görüşürüz. Bir gün sonra baktım. Gelmiş kısa kollu gömlekle. Ne oldu dedim. Vallahi dedi öyle bir terledim ki. Saunadaymışım gibi terledim. Hiçbir şeyim kalmadı. Isırgan otu budur. Hiçbir yan etkisi yok. Kansere bile kullanılıyor. Yani kalkıp bir profesör doktor adı profesör. Titili almış bir yerden okus pokus. Bazıları da ne yapıyor? Titil almak için Azerbaycan'a gidiyor. Karadağ'a gidiyor. Sırbistan'a gidiyor. Veriyor parayı. Alıyor diplomayı. Oldu profesör. Bazıları öyle profesör. Bazıları şöyle profesör. Profesör olmak demek ilime bir kapı açmak, ilim yapmak için bir kapı açmak, bir anahtar elde etmek demek. İlim adamı, profesör, doktor olursa ilim adamı demek değil. Çalışırsa, araştırırsa, yayınlarsa kitabı o zaman ilim adamıdır. Yani Mimar Sinan profesör, doktor muydu? Değil ama Mimar Sinan nedir? Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mimarıdır. Onu geçen oldu mu? Olmadı. Profesör, doktor değildi. İbn Sina'yı geçen oldu mu? En büyük hekim. Olmadı. Profesör, doktor muydu? Değildi. Yani illa ki bir titil arıyoruz biz. Aa profesör doktor mu? Tamam ona koşalım. Ya adam ısırgan zararlı diyor bu adam. Dünyadan haberi yok. Öbürü yoğurt zararlı diyor. Dünyadan haberi yok. Yoğurtla ilgili klinik araştırması yapılmış. Tennessee Üniversitesi yapmış olduğu araştırmada yoğurt yiyenlerin yağlanma olmadığını tespit etmiştir. Çünkü yağı, vücuttaki yağın yakımını %61 oranında artırıyor. Yoğurt yiyen kişi de yağlanma olmaz. Karında, göbekte, kalçada. Yağlanma olmaz. Fit, zinde. Özellikle herkes yatmadan önce mutlak suretle bir kase yoğurt yemeli. Bağırsak florasını düzenler. Faydalı bakterileri artırır. Zararlı bakteri ve mantarları yok eder. Vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Yağ yakımını hızlandırır. Ama bizim profesör maşallah, profesör ya her şeyi söyleme, yetkili etkili. Çok komik durumlar. Türkiye'de bunlar oluyor maalesef.